Süleyman Şah'ım, destur isterim. Beyim. Afşin Bey'le Şehzade Yiğit geldiler. Yiğit. Buyursunlar. Soframızda onlara da yer vardır. Baba. Afşin Bey'le ilgili sana söylemiştim. Kara Toygar'la... Dinleyelim oğlum. Abla. Hangi yüzle geldin buraya Afşin Bey? Ertuğrul. Şehzadelere son görevimi yaptığımı bildirmek için geldim. Süleyman Şah'ım. Babam nerede Afşin Bey? İyi mi? Şehzade Numan. Devlet! Kendine ortak kasanı! Affetmez. Babanız... Hakkın rahmetine kavuştu Halime Sultan. Kendi ellerimle toprağı defnettim. Son görevimi yaptım. Nasıl oldu bu Afşin Bey? Selçuklu Devleti gereği neyse onu yaptı Ertuğrul Bey. Devletine ihanet etse de o benim babamdı. Biz onun için hayatımızı paramparça ettik. Kardeşim de kaçarken basmadığımız yer, görmediğimiz eziyet kalmadı. Hep direndik. Bir kadar çocuk bile direndi. Lakin babam zayıf davrandı. Belki de bizi korumak içindi. Bilmiyorum. Hiçbir vakitte öğrenemeyeceğim zaten. Artık o yok. Ama ben onu korkmuş, teslim olmuş bir adam olarak değil. Devletini korumak için onu kullananlardan kaçarken gösterdiği cesaretiyle hatırlayacağım. O bizim babamızdı. Günahlarıyla, sevaplarıyla. Sağ ol Ertuğrul Bey'im. Müsaaden olursa biz bu gece Yiğit'le babam için Kur'an okumak istiyoruz. Allah günahlarını affetsin Halime. Başınız sağ olsun. Amin.